E hocam bu sene buna alıştık. Biraz önce verdiğiniz örnekte Sayın Karaoğlan'ın da konuşmaları. Şimdi bak, konuşmaları, konuşmaları ee, federasyon tarafından. Daha sahip Sivas maçındaki konu, değil, konuşmalar, kayıtlar. Bakın konuşmaları yayınlarsın. Sen bence o da yetimliydi. feder, Şöyle söyleyeyim. Sen federasyon olarak görüntüyü alırsın. Sitene koyarsın. Bu pozisyonla ilgili kamuoyunun yorumları bu ama böyle de bir açı var diyerek kurumsal ve profesyonelce evet. bunu yapabilirsin. Doğrudur, yanlıştır, tartışılır. Bu bir şeydi, bu o hayır. Bu kamuoyu icadınız için. Bu ses, bak, bu ses kaydının, ses kaydının alınıp herhangi bir kuruma gidip bir programa gidip o ses kaydının verilip sadece o kanaldan yayınlanması gibi bir şey. Bunu demek istiyorum. Senin o ses kaydın kamuoyuna açık. Profesyonelce kurumca açıklanmış. Bu sadece bir görüntü. Ve tek bir kanala gidiyor. Yayıncı konuşa gidiyor. Evet. Yani fark Etik bu. Değil. fark bu. Eğer o ses kaydı da sadece bir kanala gitseydi... ...yine aynı ya şeyi aynen. konuşurduk. Ve eğer diyor... ...yine yazılana göre okuyorum. Siz bunu diyor... E, ...yayınlamazsınız. Zamanında haftada bir yapılacak olan... ...ama ayda bire dönen bir program var kuralına göre diye Uktanlarca Murat Ilgaz yani. ben diyor burada çıkıp bunu açıklayacağım diyor diyor derken demiş diyeyim <laughs> demiş diyeyim ha, ya enteresan. ben mesela ben hakemlikten tanıdığım e, Bülent Yıldırım Deniz Çoban beraber hakemlik yaptık hani onların programlarına yok hı hı. bunu çünkü empoze etmeye çalışılmış e, bu iki tane bu iki hakeme, eski hakeme ve şu anki yorumcu benim tanıdığım o kişi en son insanlardan biridir. Bir şeyi dikte ederek e, göstermek, etmiyor. yaptırmak yani. İkisi en son yani hele hele bir pozisyonla ilgili yorum yapacak. Ama sen şunu söyle bak görüntüde bu diyeceğin en son insanlardan bir hele denir şu an yani. İmkanı Sayın yok. ortada onlarla beraber çalıştık. şimdi bak yani. bak, bak işte mi? böyle bir durum olunca kafada soru işaretler. Yani, acaba diyorsun. Acaba hani böyle bir şeyler oldu mu daha önce onun için? Geçelim mi? Geçelim. Tamam hocam. Enter Hakikaten enteresan bir konu. Ee, dakika 25 Kerem'in yine notlar üzerinden gidiyorum. Adile müdahalesi. Şimdi, Ortada kalan bir, bir şey söyleyeceğim. Yani. Ee, bir tane e, ceza sahasının kenarından ortaladıktan sonra Kerem. E, Azerbaycanlı kimdi futbolcu ee, Solak ismi aklıma gelmedi dur bakayım ben şimdi söyleyeyim. Mahir'in bir hareketi evet. vardı sarı kart verdi çok güzel bir uygulamaydı. Ondan sonra o pozisyona benzer Kerem'in yaptığı boyla yapılan bir tane daha var böyle hani vurduktan sonra Berkant'a yapılan avantaja bıraktı. Bunların hiçbirinde sarı kart göstermedi. Aynı pozisyona benzer pozisyonlardı. O yüzden bu pozisyonlar üzerinden konuşuyorum. Dört tane birbirine benzer pozisyonda standart da evet standartta Bu pozisyonlar üzerinden yalnız diyorum. Peki, o yine Marlos Boye'de herhalde bu parantezin içine giriyor, değil mi? Ee, Hemen akabinde 26. dakika. Evet. Bakalım. Çünkü çok pozisyon olduğu için bu bu Kerem'in evet bunu bu var. Boya yapılan. Top aynısı. Benzer daha doğrusu. Aynısı. Topa Bir de Berkant'ın bıraktığı avantaja bıraktığı bir pozisyon var. Evet. Sonra Galatasaray'ın golü geliyor. Bu arada hakikaten süper bir organizasyon. Muhteşem bir e, hızlı çıkış. Kerem'in inanılmaz deparı. Zamanlaması. Hiç bekletmeden vermesi. Raşitsa düzeltiyor vuruyor. Çok güzel. Hakikaten e, sol kanatta başlayan. Raşitsa ile biten çok güzel bir gol. Bu golden sonra herkes e, şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın 12 puanlık avantajını konuşmaya başlamıştı. E, Devre arası ne oldu işte herkes onu merak ediyor evet. yani. Yani bu sadece evet ne oldu derken hani Konya'nın bir silkelenmesi oldu ama bir de Konya ikinci yarıya başladıktan sonra hani Galatasaray'ın da buna imkan verecek bir oyunu evet. vardı. Hiçbir reaksiyonu yok. Yani, bir anda hani yorgunluk mu perva bir düşüş oldu bir anda Galatasaray'da böyle. Ama sizin söylediğiniz e, konuyla ilgili biz geçen hafta programı yaparken de konuşmuştuk. Yani Kasımpaşa maçı alarmı vermişti aslında. Ve bu tür takımlar <laughs> çok tehlikelidir birlikte. Yani bu bütünleme sınavına çıkıyor Konya. <gülüyor> yani <gülüyor> yani <gülüyor> bütünleme yani, artık bundan sonrası yok. Şöyle, Yeni bir daha hoca gelecek. E, hafta yani. arası işte yani tırnak içerisinde söyleyeyim. Konya taraftarın antrenmana gelip destek yani. verdi deniyor. Hani tabii bunlar hep bu aslında hani bir, bir işaret. Son bir işaret yani e ben e, Son şans. Zaten bu maçta Konya Spor galip gelmeseydi sanırım teknik adamı Stavanovic miydi? Yanlış telefon. Stoy Stanojovic. Ha. E, bence Galatasaray'la birlikte İstanbul'a gelirdi. <laughs> oradan da devam ederdi. Öyle <laughs> düşünüyorum ben. Peki. E, dolayısıyla <laughs> e, bu maçta Geldiğinden beri 5 maçta gol atamayan Konya Spor, golü atıyor hatta golleri buluyor. Bu Konya Spor için değil ama teknik adam ve yönetim için. Bir nefes salmak şey bir şey oldu. E, çok İlhan Palut şey. parantezi birazcık kapandı şimdilik. Yani e, gerçekçi olmak gerekirse eğer sadece buna bakarsan kapatmaması gerekiyor. O parantez geçmişte yani 5 maçlık bir şeyde yani. Şöyle bir şey var. Gol atamıyorsun. Bir tek bildiğim Giresun'la beraber 0, 0. kaldı. Evet. Bir puan Öbürlerine aldı. hep yenildi. Değil mi? Gol atamadan yani. yenildi. Tabii bir de e, hükmen Hatay'dı değil mi arkadaşlar geçen hafta? Antep miydi? Tabii Hatay'da 3 puan 3-0 hükmen yazdı. İşte 15 gündür <laughs> bu maçı çalışıyor koyu. 15 gündür. Hakikaten 15 <laughs> gündür yani. Ama Maç çalıştığı bu maçta ilk yarı Galatasaray yani farklı bir skorla devreye girebilirdi. Peki devam edelim hocam. Ee, Muhammed Berkan mücadelesinde avantaj İşte pozisyon dediğim bu. Bu benzer pozisyonlardan bir tanesi. Burada avantaja bıraktı. Sonrasında işte Ahmet Oğuz'un Oğuz e, evet. İkardi demişim. Ben İkardi dedim de e, yanlış söylemişim. bakın. Berkan. Muhammed ile bu Berkant'ın arasındaki yaşanan önündeki yani birbirine çok benzer pozisyonlar es geçildi kart anlamında burada Ama bu... işte bunu diyor. Şimdi burada sadece bakın yaptı pilotları izlersek Ahmet Oğuz'un Rashiska'ya yaptığı pozisyonu hani dersin ki kendi içerisinde bir foul olarak faul olarak nitelendirebilirsin. Hani faulün kendisine de sarı kart verilme ihtimali düşünebilirsin. Ama velakin şöyle bir durum var. Bak şu anda şu anda görüyor musun? Eğer Rashiska kurtulsa tabii 3 defans 3 Galatasaraylı hatta 4. Galatasaraylı geliyor ceza sahasına yakın yani umut vadeden bir atan engellemesi olarak düşünülüp dişinlik ikinci kartı, sarı kartı olur. Onu da diyorum zaten hani ilk kırmızı kart olması gereken dediğim pozisyondan sonra hadi sarı kart verdin bu da ikinci sarı kartı gerektirirdi. Çok ucuz kurtulmuş o zaman bu akşam Ahmet Oğuz. Ee, arkasından notlarımızın arasında Icardi'nin adile bir müdahalesi dirsek söz konusu mu dirsek Müdahalesi. Bu e, avantaja bıraktığı Berkant'a gösterilen sarı kart güzel uygulamalarından bir tanesiydi. Pozisyon sonuçlandıktan sonra orta sahada ani ata, umut vadeden hata kesmek için Berkant foul yapmak istedi, başaramadı. Daha doğrusu o futbolcuya başardı. Fakat avantaj devam etti. Zorbay Küçük oynatması çok güzeldi. Geriye dönüp kartla göstermesi yerindeydi. Bu arada şey hani pardon. ikinci yarı çehre diyoruz ya. Enteresan. Konya Spor'un ilk yarı... 5 şutu var, sıfır isabeti var yani. Yalnız Konya'da şöyle bir durum var. Ee, dün... ...Batşuay'ın sakatlığında... ...gerçi e, geleceğiz orada da yorumlarınızı merak ediyorum ama... an erken sakatlığı da biraz... E, ...unutulan faktörlerden biri oldu e, bence. Ama bazen de... ...çok şey beklenen bir oyuncu sakatlanır çıkar... Yerine giren adam maçı kaderiyle oynayabilir. Şöyle. Yunan e, oyuncu Buhalakis sakatlandı. Bruno Paz girdi. İki golünde pası Bruno Paz. Diof da çok etkiliydi. Evet. Diof da çok etkiliydi. İkiliyince evet. e, Muhammed Demir'in yanına. Peki pozisyonlara devam edelim. Icardi'nin pozisyonu geldi mi? Ben kaçırdım. Icardi'nin pozisyonunda bir... E...